dahil edince inşallah başlayacağız. Hoş geldiniz tekrardan hepiniz. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar Yasin. Nasılsın? İyiyim hocam, bizler de tam Nasılsın? sizi bekliyorduk. Eyvallah. Geliyor mu sesim? Net geliyor, benimki geliyor mu hocam? Seninki de net geliyor. Evet, Biraz... katılımcı arkadaşlara nasıl geliyor şu anda? İsterseniz birkaç dakika bekleyelim arkadaşların gelmesini. Bekleyeceğiz zaten. Saat 9'u bekleyeceğiz. Tamam, 9'u bekleyelim hocam. Geldikten sonra başlarız. Nasılsınız Ben de hocam? bu vallahi iyiyiz. Yaramazlık yok. Uğraşıyoruz. Aynen. Koşturuyoruz. Biz de kimyasal silahımızla birlikte Koronaya karşı değil mi? Evet hocam, aynen. Evet. Kimyasal Yani silahımızla beklemedeyiz. birazdan bahsedeceğiz. Tarihte de bu tarz silahlar kullanılmış. Virüslerle ilgili. Ha, sesimiz net geliyor bu arada. Onları Orada sizlerden öğreneceğiz hocam. Sinan hocam da geldi. Bak Sinan hocam, selamlar Bursa'ya. Tüm Bakalım izleyenlerimize bakalım. hoş geldin diyoruz tekrardan. Fatma geldi. Ne dedin? Tüm izleyenlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldi. Hepsi hoş geldi. Şimdi birazdan söyleriz. Moderatör gibi hissettim hocam şu an kendimi. Tabii moderatörsün zaten Yasin. Değil mi? Nadiye geldi bak. Evet, katılımcıları kaç kişi oldu? Yukarıda toplam mı görünüyor? Yukarıda görünen toplam rakam mı? Mesela 40 küsür görünüyor orada. Evet O hocam, toplam girenler rakam mesela. olabiliyor. Rakama değişebiliyor hocam. Anladım, o rakamlar değişiyor. Değişiyor. Ben biraz teknoloji özürlü olduğum için Tamam, yok o hocam. yüzden tam mevzuları bilmiyorum yani. Mevzulara hakim değilim. 50 oldu. Şu an değişiyor hocam. Yani Anladım. bir dakikalık giriş çıkışlarda Anladım. Daha da artar, azalır daha. Saatimiz 9 olduğunda daha da değişebiliyor. artar. Aynen Ben haberler. bu arada katılımcı arkadaşlardan özür dileyerek çay ara ara alıyorum. Çünkü benim boğazım kuruyor. Yaşlılıktan herhalde. Hocam benim de kolonyam var. Ara ara kolonya takviyesi yapıyorum. Kolonya, sen de kolonya dökersin kendine. Evet. Evet. Saatimiz kaç bu arada? Bakalım hemen. Hocam henüz 58 geçiyor. Hemen 9'da Tamam. başlayalım. Daha 2-3 dakikamız var daha o zamana kadar. Geçeriz. Bugün çünkü çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Tarih boyunca virüsler, bu virüslerin eyvallah Ayşegül, afiyet olsun diyenler var. Evet. Şöyle kendimi düzelteyim de. Evet. Yasin, isminiz de güzelmiş ama. Genç Tarihçiler Platformu. Ha? Evet hocam, aynen öyle. Genç tarihçiler, genç Osmanlılardan mı esinlendiniz? Ne yaptınız? Ha, devrim mi yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Hocam biz tarih anlamında devrim yapmayı planlıyoruz daha çok arkadaşlarımızla. Hadi bakalım. Geleceğin tarihçileri sizler olacaksınız inşallah. Yani Geleceğin yayınımıza bilmem katılan kimleri. arkadaşlarımız da hani Yenikler de sayfamızda bizi de geldi. etkinliklerimizde takip edebilirler. Hani sizin sayenizde tanışmış oluruz biz de onlarla. İnşallah. Sinan hocamla selamlar. Ömer Derdi sağ olmuş. tüm arkadaşlarımızın, hani biz de Hep bizim bütün arkadaşlarımıza selamlar söyleyeceğiz birazdan. evet. Yepyeşil'in de katıldı. Şimdi isminiz güzel. Genç tarihçiler. İnşallah Türkiye'nin sizlere çok ihtiyacı var. Çünkü İlber Ortaylı ve rahmetli Halil İnalcık'tan sonra Evet. gerçekten farklı düşünen, çok sesli düşünen tarihçilerimiz ülkemizde var ama daha da fazla olması gerekiyor. İnşallah sizler o boşlukların tamamını dolduracaksınız. İsterseniz Evet. yavaştan gireyim hocam. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Olur, girebiliriz. Merhabalar diyelim. Tekrardan yayınımıza katılan herkese, tüm izleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Hocam, insanlık yüzyıllardır salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Bu salgınların geçmişi eski Mezopotamya'ya, Mısır'a, Antik Yunan'a, Avrupa'ya, Asya'ya, aslında dünyanın birçok yerine yayıldı, buralara sıçradı ve hani birçok yerinde görüldü. Hani savaşların, insanların, devletlerin, dünyanın geleceği aslında bu salgınlar yüzünden, salgınların getirdiği etkiler yüzünden değişti. Hani Evet. milyonlarca kişiyi öldürdü, insanlığın sosyoekonomik, sosyal, kültürel, hani her türlü ekonomik, hani belki de en önemlisi demografik özelliklerini değiştirdi kökünden.
salgınlar hani yüzyıllar geçmesine rağmen, hani teknolojinin de ilerlemesine rağmen yıllar geçtikçe hani tekrar tekrar farklı isimlerle karşımıza çıkmaya devam etti. Hani teknolojinin ve bilimin ilerlemesine rağmen yine de adından söz ettiriyor. Bugün de COVID-19 adıyla karşımıza çıktı. Hocam en eskiden, ilk çağlardan bugüne, bu coğrafyalarda daha en başından koronavirüsüne kadar zamanda insanlık bu zaman diliminde hangi salgın hastalıklarla uğraştı, hangileriyle karşılaştı, sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Öncelikli olarak ben bir tanıtım yapayım. Şimdi burada bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih Kulübü arkadaşlarımızın tamamına nazik davetlerinden kaynaklı çok teşekkür ediyorum. Başta kulüp başkanımız Yasin Uğurlu kardeşimiz, aynı zamanda karşımda moderatör olan kardeşimiz ve kulüp üyelerinin tamamını selamlıyorum. Artı kendi sayfamdan da katıldığım için kendi sayfamdan, sosyal medyadan beni takip eden bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Maalesef hepimiz zor günler geçiriyoruz ve dolayısıyla da içerideyiz, dışarıya çıkamıyoruz. Hiç olmazsa içeriden de olsa birbirimizle bir diyalog kuralım dedik. Hem evet. de şu anda içinde bulunduğumuz virüs vakasından bahsedelim. Ve bu vakanın tarihte örnekleri var mı, bunları anlatmaya çalışalım size dedik. Eyvallah Merve, tarihin babası denmiş. Bu arada yorumlarda hocam soru sorabilir miyiz gibi şeyler geldi. Tabii ki ben anlatmaya başlayayım. Ondan sonra kafanıza takılan, aklınıza takılan ne varsa hepsini sorabilirsiniz. Hocam sevgili arkadaşlar. Gün içinde zaten arkadaşlarımız sorularını DM'den ya da farklı yollarla bizlere iletti. Hani ben tamam. Konuya göre dediğim gibi evet. Araya girip sizlere bu soruları, konuyla alakalı soruları ileteceğim. Hani tabii ki yorumlardakini de okuyacağım. Elimdeki bitince. Elimde de önemli ve güzel sorular var aslında. Hani insanların aklına takılan ve soru işareti olan sorular da var. Hani gün içinde bana iletildi. Tekrar ben sizi ara ara yöneltirim. Tamamdır, olur. Sevinirim. Şimdi bugünkü programımızda arkadaşlar tarih boyunca bütün virüslerden, salgın hastalıklarından, pandemilerden bahsedeceğiz. Bugünün sonuna geldiğimizde, yani videomuz bittiğinde şunu göreceğiz. Bugünkü koronavirüsünün işte dünyadaki yayılışı, ondan sonra ve koronavirüsünün dünyadaki bundan sonraki süreçte nasıl bir sürece gireceğini de aslında eski yaşanan salgınlardan yola çıkaraktan anlayacağız sevgili arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir yarım saat 40 dakikamız var. Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şimdi tarih boyunca biraz önce Yasin arkadaşımızın dediği gibi değişik salgın hastalıklar oldu. İşte çiçek hastalığından tutun da vebadan tutun da işte koleradan tutun da HIV virüsü dediğimiz AIDS'ine kadar birçok salgın hastalıklar oldu. Önce şunu bir çözmemiz lazım bizim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz eğer bir hastalık dünyanın geneline yayılıyorsa ve büyük bir çoğunluğuna yayılıyorsa biz buna pandemi diyoruz. Ama belli bir bölgede kalıyorsa, dar bir lokasyonda kalıyorsa ona da epidemi diyoruz arkadaşlar. Yani salgın diyoruz. Pandemi ise büyük genel salgın anlamında kullanılan bir şeydir. Onu söyleyelim. Şimdi evet, yayını da kaydedeceğiz bu arada. Evet. Sevgili arkadaşlar, dünyanın ilk aslında genel salgınlarından bir tanesi çiçek hastalığıdır. Hatta ilkidir bu arkadaşlar. Bundan bahsedeyim biraz önce. Çiçek hastalığı milattan önce 6800 yılında aslında ilk defa görülüyor. Çiçek hastalığının ilk çıkış yeri Afrika'dır. Afrika'dan çıkıyor Mısır'a, Mısır üstünden Anadolu üstünden Avrupa'ya geçiyor ve Roma İmparatorluğunu etkiliyor. Sonra bir ara duruyor. Durduktan sonra 4. yüzyılda bir ara Çin'de görünüyor. Sonra bir ara Hindistan'da görünüyor. Kısa dönemler içerisinde gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ve Türkçesini söylüyorum sevgili arkadaşlar. Çiçek hastalığı yıllık ortalama 1980'li yıllara kadar her yıl 400 bin insanın ölümüne neden oluyor. Ve en acısı ve travmatik olan kısmını anlatayım size. Şimdi Amerika biliyorsunuz 1400'lü yılların sonunda Amerika kıtası keşfediliyor Avrupalılar tarafından. Amerika kıtası keşfedildiğinde orada bir tane bile çiçek hastalığı yok. Avrupalılar oraya çiçek hastalığını götürüyorlar arkadaşlar. Ve neredeyse yerli halkın %90'ı hayatını kaybediyor. Düşünün. Ve çiçek hastalığından sevgili arkadaşlar
Amerika'da bir sürü insan ölür ya. Dönüşte ise işte İngiliz kralı 8. Henry çiçek hastalığından ölür. Fransa kralı 15. Louis çiçek hastalığından ölür sevgili arkadaşlar. Yani bu tarz büyük salgınlar devlet başkanlarını bile öldürürler. Hani işte görüyoruz ki bugünkü salgından da yok İngiltere Sağlık Bakanı bile işte şöyle olmuş böyle olmuş gibi cümleler duyuyoruz arkadaşlar. Devlet başkanlarını, imparatorlarını bile öldürdüğünü görürüz bu tarz hastalıkların. Hatta Mozart, Beethoven gibi arkadaşlar çok önemli müzisyenler bu çiçek hastalığından hatta bizim ozanımız meşhur Sivaslı neydi ozanımızın ismi? Aşık Veysel. Aşık Veysel'in de sevgili arkadaşlar bu hastalıktan gözlerin kör olduğunu görürüz biz. Şimdi çiçek hastalığıyla ilgili şunu söyleyeyim. Buradan bak çok enteresan bir şey çıkartacağım size. Şimdi yıllık ortalama 400 bin insanın ölümüne neden olmuş o dönemlerde. Evet Aşık Veysel geldi. Süpersiniz. Çok da severim bu arada. Şimdi bununla ilgili Avrupa'da yıllarca aşı çalışmaları yapılıyor ve bulunamıyor. Ve bunun ilk aşı çalışması biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde bulunur. 1630 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nde hekimler bir araya gelirler. İşte eskiden böyle bu işten anlayan ebe dediğimiz, bizim Anadolu'da ebe deriz biz onlar arkadaşlar. Bugünkü ebeler gibi eğitim görmüş, sağlık eğitimi görmüş insanlar değiller ama görmüş geçirmiş insanlar. Bunlar kendi çapında bir aşı geliştiriyorlar. Geliştirdikleri aşı şöyle bir şey. Bir ceviz kabuğunun içine çiçek mikrobunu koyuyorlar ya da ne bileyim bakterisini koyuyorlar arkadaşlar. Onu şırıngayla çekip çocuklara enjekte ediyorlar. Ondan sonra ve çocukları Eylül ayı gibi her yıl Osmanlı Devleti'nde Eylül-Ekim ayı gibi çocukları topluyorlar. Topladıktan sonra işte çocuklara o aşıyı yapıyorlar. Çocuklar birkaç gün aslında ateşleniyor ondan sonra normalleşiyor ve bu hastalığı çok basit atlatıyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde 1630'lu yıllarda bu aşı yapılıyor. 1711 yılında Lale Devri dediğimiz dönemde bazı arkadaşlar yazmışlar. O dönemin İngiliz Büyükelçisi Edward Montagu var. Onun eşi sevgili arkadaşlar Lady Montagu dediğimiz kişi bir gün İngiltere'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki ya burada böyle bir aşı var. Hatta diyor ben de çocukluğumda geçirdim hala yüzlerim diyor bunun izleriyle dolu diyor. Ne olur diyor etmeyin tutmayın resmen yalvarıyor İngiltere'ye. Ben çok büyük bir vatanseverim diyor. Kendi küçük oğluma da diyor yaptırdım diyor ve küçük oğlum bu hastalığı diyor çok basit atlattı diyor. Siz de diyor bu aşıyı alın götürün diyor. Neyse İngiltere dikkate almıyor. Kadıncağız bu Lady Montagu dediğimiz kişi çıkıyor şeye gidiyor. Nelerler üstüne İngiltere'ye gidiyor. Kadını adeta İngiltere'de linç ediyorlar. Diyorlar ki ya sen nasıl olur da doğulu hele hele de Osmanlı gibi bilimden, sanattan, teknolojiden anlamayan bir ülkenin işte uyguladığı basit işte yaşlı kadınların uyguladığı bir aşı yöntemini bizim ülkemize sunarsın diyorlar. Fakat çaktırmadan hekimler de Lady Montagu'nun tarif ettiği aşıyı da böyle öğrenmeye çalışırlar. Neyse öğrenirler ve öğrendikten sonra ne yaparlar biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Öğrendikten sonra gizli gizli bu aşıyı geliştirip özellikle biliyorsunuz Lady Montagu 1760'lı yıllarda ölür. Ölümünden 10-15 yıl sonra arkadaşlar Edward Jenner diye bir adam, İngiliz bir adamdır, doktordur ki Lady Montagu'nun tarifini de iyi takip eden birisidir. Adam alır o aşıyı biraz daha ileri bir versiyonuna getirir ve şu an dünyanın her yerinde ilk çiçek aşısını işte Edward Jenner diye İngiliz bir adam buldu derler ama aslında Osmanlı Devleti'nde bu aşı yapılıyordu. Bunu unutmamanızı istiyorum. Şimdi bu anlattığım hikayede iki şeye takılmanızı istiyorum arkadaşlar. Hatta üç şeye takılmanızı istiyorum. Birincisi biz hep diyoruz ya hocam bu hastalıkların tamamı hep Çin'den ve Uzak Doğu'dan geliyor. Hep Çin'den ve Uzak Doğu'dan mı gelecek bu hastalıklar? Hayır arkadaşlar bakın çiçek hastalığının kökeni Afrika'dır. Afrika'dan Avrupa'ya gitmiştir. Avrupa'dan Amerika'ya gitmiştir. Hatta Avrupa'dan Hindistan ve Çin'e Uzak Doğu'ya gitmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun tek kökeni dediğim gibi arkadaşlar hep Uzak Doğu'dan çıkmıyor hastalıklar. Bazıları Amerika'dan çıkacak, bazıları Afrika'dan, bazıları Avrupa'dan çıkacaktır. İkincisi
Bu anlattığım olayda arkadaşlar çok dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Amerika kıtasının %90 yerli halkı, Kızılderilileri ölüyor. Düşünün, İnka İmparatoru bile ölüyor arkadaşlar çiçek hastalığından. Öyle olunca bir kıtayı tüm Avrupa sömürgeleştiriyor. Yani Amerika yüzyıllarca Avrupa'nın sömürgesi haline geldiyse bir bulaşıcı hastalık yüzünden geldi arkadaşlar. O yüzden bu bulaşıcı hastalığın dünya tarihinin kaderini değiştirdiğini de unutmamanızı istiyorum. Daha acısını söyleyeyim mi? Devletler ne yapıyorlar biliyor musunuz bu tarz durumlarda? Bundan sonraki hikayelerde de göreceksiniz. Eğer çözüm doğulu bir devletten gelirse ya da küçümsedikleri bir devletten gelirse bunu çözüm olarak saymıyorlar sevgili arkadaşlar. Evet, divanı tarih de geldi bu arada, selam hocam. Çözümü, bak, çözümü doğudan getirdiğin zaman diyor ki ya bu çözüm değil, bak Osmanlı'dan gelmiş, çözüm gelmiş. Ve inanmıyor, güvenmiyor, sonra tekrar onu uyguluyor ve kendi buluşuyormuş gibi yapıyor. Evet, tarihin ilk aslında arkadaşlar hastalığı ve salgını çiçek hastalığıdır ve serüveni bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi bunun dışında size anlatacağım bir başka önemli, evet, bir başka önemli şeyimiz var sevgili arkadaşlar. Atina vebasından bahsetmek istiyorum. Evet, Atina vebası milattan önce 431 yılında, yani bugünden yaklaşık 2500 yıl önce yaşanan bir olaydır arkadaşlar. Biliyorsunuz tarihte Atina diye bir şey, Yunanistan'ın bulunduğu yerde siyasi birlik yok. Atina diye büyük bir şehir var, onun dışında bir sürü küçük şehirler var. Bir tane de Sparta diye bir şehir var. Atinalılar Spartalılarla kavga ediyorlar arkadaşlar, savaşıyorlar. Peloponez Savaşı dediğimiz bir savaş var. Ve bu savaş esnasında Atina, sevgili arkadaşlar, havada karada Spartalıları yener. Fakat Spartalılar aslında haklılar, eziliyorlar sürekli arkadaşlar. Atina eziyor Spartalıları. Yani güçlü güçsüzü eziyor. Yenilecek ama güçsüz birazdan. Fakat Atina'ya öyle bir salgın geliyor ki, Atina vebası dediğimiz bir veba, Atina toparlanamayacaktır ve savaşı kaybedecektir. Bu salgın da yine Afrika'dan Mısır'a, Mısır'dan Avrupa'ya arkadaşlar ve gidecek, yani Yunanistan topraklarına gidip Atina'yı yerle bir edecektir. Arkadaşlar, Atina'nın o gün nüfusu 100 bin. 100 binin 75 bin ölecektir. Yani 25 bin insan kalacaktır Atina'da. Ve savaşı, Peloponnes Savaşı'nı arkadaşlar kim kaybedecektir? Tabii ki Atinalılar kaybedecektir. İşte bu salgın hastalığı da bize bir şeyi gösteriyor. Eğer güçlü bir savaş esnasında, ne kadar güçlü bir devlet dersen de, güçlü de olsan bir hastalık gelir, bir salgın gelir, seni yerle bir eder. Sen ondan sonra kalkamazsın. Ünlü Yunanlı tarihçi Tükidides var. Tükidides der ki, bu Atina salgını dediğimiz salgın esnasında en çok doktorlar, hekimler öldü der. Sağlıkçı hemşireler öldü der. Niye biliyor musunuz? Sağlıkçılar en çok onlarla temas kuruyorlar ya. Temas kurdukları için hastalık onlara, sevgili arkadaşlar, geliyor. Ne derler, onun ismine bulaşıyor. Bakın şunu söyleyeyim. Bugün de, günümüzde de arkadaşlar, şu anki işte Covid-19 dediğimiz korona virüsünde de bütün dünyada ve başta yine bizim ülkemizde arkadaşlar, bütün sağlıkçıları gerçekten defalarca alkışlıyoruz. Defalarca teşekkür ediyoruz ve onlara o kadar ihtiyacımız var ki şu anda. Onların arkasında, yanında her daim durmamız gerektiğini arkadaşlar unutmamalıyız. Çok önemlidir. Zaten bak, savaşlardan daha çok salgınlar öldürdü gibi yorumlar var. Hakikaten de böyle olacaktır. Sevgili arkadaşlar, Atina meydanında nasıl insanlar bu işi çözüyorlar biliyor musunuz? Ölüleri ve hasta olan insanları yakarak çözüyorlar. Meydanlara kuruyorlar şeyleri, ne derler onun ismine, odunları, ateşleri, hepsini yakıyorlar ve bu şekilde bütün hastalardan kurtulmaya çalışıyorlar sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Yine bir başka salgından bahsedeceğim arkadaşlar. Justinian vebası dediğimiz bir vebadan bahsedeceğim. Justinian vebası 541 yılı ile 750 yılı arasında, yani yaklaşık 200 yılda 50 milyon insanın ölümüne neden olacaktır arkadaşlar. 50 milyon insanın ölümüne neden olacak Justinian
vebası dediğimiz bir vebadan bahsedeceğim. Bizim aslında yabancı olmadığımız bir meseleden kaynaklandığı düşünülüyor arkadaşlar. Kavimler göçünü bilirsiniz. Hunlar Asya'dan çıkarlar, Avrupa'ya doğru göç ederler. Hunlar Avrupa'ya göç ederken önündeki bütün barbar kavimleri yola çıkartırlar. O sırada Avrupa'da Roma İmparatorluğu diye bir imparatorluk var ve o imparatorluk da ikiye bölünür arkadaşlar, biliyorsunuz. Fakat düşünceye göre, bilim insanlarının anlattığına göre Hunlar yolda giderken ölen atlarını gömüyorlarmış arkadaşlar. Gömmeyip ulu orta herhangi bir yere atıyorlarmış. Ve o atlardan bir bakteri türüyor ve bu bakteriler arkadaşlar fareler kanalıyla tüm Roma İmparatorluğu'na yayılmaya başlıyor. Ve bir yıl sonra da İstanbul'a, yani Doğu Roma'nın başkenti İstanbul'a geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Doğu Roma'nın başkenti İstanbul, biliyorsunuz bizim İstanbul dediğimiz yer bugünkü Bağcılar değil arkadaşlar. Bugünkü Avcılar değil, Pendik değil, Kadıköy de değil. İstanbul dediğimiz yer Eminönü Fatih. Ve surlarla çevrili, biliyorsunuz. Surlarını kapatıyorlar, kapılarını kilitliyorlar. Her gün vali kendisi bizzat gidiyor. Kapıları denetlemeye çalışıyor. Acaba var mı birileri diye. İşte hani bir şey varsa müdahale edelim diye. Neyse, ama ne oluyor biliyor musunuz? Sen kapıyı istediğin kadar kilitle. Bu hastalık insandan insana değil, hayvandan insana bulaşıyor. Fareler yerin altından İstanbul'a bir giriyorlar. Bugünkü işte o Fatih dediğimiz semti harap ediyorlar. Ve çok enteresan sevgili arkadaşlar, çok enteresan bir şekilde Fatih bölgesindeki insanlar da bulaşıyor. Bu sefer Justinian diyor ki, lan diyor Fatih diyor bulaştı diyor, ben diyor biliyorsun bizim Topkapı Sarayı Sultanahmet'tedir. Bize bulaşmasın hiç olmasa Topkapı Sarayı'nın etrafını karantina altına alıyor bu sefer de, ya da işte koruma altına alıyor ki bana bulaşmasın diye. Ama Justinian istediği kadar uğraşsın, yerin altından o fare sarayın içine kadar giriyor. Ve o fareden Justinian da sevgili arkadaşlar etkileniyor. 2 ay ölmüyor ama 2 ay bildiğin yatalak oluyor. Eşi ona var ya böyle elleriyle bakıyor. Onu zorla ayağa kaldırıyor arkadaşlar. İşte bu Justinian vebası dediğimiz veba da bize bir şey öğretiyor. Sen kral da olsan, sen padişah da olsan, sen istediğin kadar sarayın etrafını virüsten de korusan, demek ki sana da birileri gelebilir, bu virüs sana da yansıyabilir. Bu anlamda arkadaşlar enteresan bir şeydir. Ve tarihin en büyük arkadaşlar, tarihin en büyük kara ölümlerinden bir tanesi vebasından bahsedeceğim. Bunu aslında bu hastalığı ya da bu kara ölüm dediğimiz işte 1347 ile 1352 yıllar arasında 4,5-5 yıl süren Avrupa'yı yerle bir eden arkadaşlar bir vebadan bahsedeceğim size. Evet. Tarihteki salgın hastalıklarla ilgili kaynak var mı hocam diye sormuşlar. Var var tabii ki. Şimdi söyleyeyim hocam, onu da yaz istersen alabilirsen. Frank Snowden var profesör. Bu adam tıp tarihi profesörüdür. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün salgın hastalıkları salgınlar ve toplum adını verdiğimiz bir kitapta toplamıştır. O kitaptan yararlanabilirsiniz. Bir sonsuz şiir hocam. Selamlar bu arada. Dilerseniz ben de bir araya girip bir şey söyleyebilirim. Tabii gel Yasin'im gel. Ülkemizde de tıp tarihçisi uzun yıllardır yine bu salgın hastalıkları, açıkçası yani ülkemizde görülen her türlü hastalığı inceleyen Nuran Yıldırım hocamız da aynı şekilde bu hastalıklarla son derece ilgili. Hatta son günlerde işte bu tekrardan salgın hastalıkların gündeme gelmesiyle hani bir televizyon programına çıkıp bir yani bir saatlik bir çok bilgilendirici bir program yaptı. Onu da bakabilir arkadaşlarımız. Bir sürü kaynak aynen, Nuran hocam. Ben de ondan da çok yararlandım. Şimdi arkadaşlar bu bahsedeceğim kara ölüm ya da veba dediğimiz hastalık 1347 ile 1352 arasında ortaya çıkacak. Hakikaten sevgili arkadaşlar çok ciddi ölümlere neden olacak. Düşünün 100 milyon insan ölecek arkadaşlar. Dünyanın nüfusunun o dönem 400 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ya 400 milyon insanın dörtte birine
ölümüne neden olacak bir hastalıktan, bir salgından bahsediyorum şimdi. Bu salgının adı kara ölüm. Bu salgın nereden çıktı? İşte bu salgın arkadaşlar Çin'in Wuhan eyaletinden çıktı. Bak bu bahsetmiş olduğumuz salgın var ya, şu anki COVID-19 dediğimiz var ya, işte koronavirüsü. O da Wuhan eyaletinden çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Aynı eyaletten çıkan, o yüzden çok da benzerlik gösterecektir zaten bununla ilgili. Ben yıllar önce aslında bunu fakültem adını verdiğim bir YouTube kanalımız var biliyorsunuz. Orada anlatmıştım bu salgını. Evet. Şimdi salgın orada çıkıyor. Moğollar bunu alıp Kırım'a taşıyorlar. Moğolların o dönemde bir imparatoru var. Adamın adı Cani. Cani diyoruz ya, birisini öldüren adama Cani deriz ya. Cani Bey diye bir imparator var. Bu psikopat Kırım'ı almak istiyor. Birkaç kere işgal ediyor, alamıyor arkadaşlar. O dönem Kırım'ı da Cenevizler yönetiyor. En sonunda arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Tutuyor, o hastalığı almış getiriyor ya Asya'dan, Çin'den. Ölüleri, kendi askerlerinden bu hastalıktan ölen insanları bildiğiniz mancınık yöntemiyle buraya koyuyor arkadaşlar. Atıyor Kırım'ın içerisine, atıyor Kırım'ın içerisine. Kırım halkının tamamı hastalanıyor arkadaşlar. Ve bu dünyanın ilk biyolojik savaşı olarak bilinir. Ve Cenevizler de otomatikmen hastalanıyor. Bu sefer Cenevizler ticaret yoluyla Venedik'le, yani İtalya ile ticaret yapıyorlar. Ve İtalya ile ticaret yapınca da İtalya'ya bulaştırıyorlar arkadaşlar. Yalnız tuhaf bir bilgi vereyim size. Tarihte incelediğimde bütün salgın hastalıklarının ortak bir özelliği var arkadaşlar. Avrupa'da en çok hangi ülke etkileniyor biliyor musunuz? İtalya. Bugün de öyle oldu değil mi? Avrupa'da niye bütün bulaşıcı hastalıklarda en çok İtalya etkili oluyor biliyor musunuz? Bak, bütün tarihteki salgın hastalıklarında en çok etkilenen ülke İtalya dedim. Sebebi şu: İtalya bir ticaret kentidir arkadaşlar. Ve Akdeniz'in en önemli liman şehirleri o ülkededir. Ve dolayısıyla en çok insanın girdi çıktı yaptığı ülkedir. Ve oraya yayılması kadar normal bir şey yoktur. İşte kara ölüm de İtalya'ya gelecektir arkadaşlar. Ve İtalya'ya geldiğinde, bak İtalya'ya geldiğinde sevgili arkadaşlar, şok oluyor İtalyanlar. Ulan bu hastalıktan patır patır insanlar var ya, bu kara ölüm dediğim o tarihteki vebada 12 saatte ölüyorlar. Birisine bulaşıyor, 12 saat sonra pat diye ölüyorsun abi. Öyle bir hastalık arkadaşlar. Ve İtalyanlar diyor ki, lan diyor, bunun sorumlusu diyor dinden uzaklaşmak diyor. Başka bir sebebi yok diyor. Hristiyanlıktan uzaklaştı bunlar. O yüzden diyor bizim başımıza böyle bir şey geldi diyor. Ne yapacağız? Ülkede ne kadar Hristiyan dışında dine inanan insan varsa, Yahudisi, Müslümanı bilmem ne varsa arkadaşlar, hepsini öldürüyorlar. Çingeneleri de öldürüyorlar. Diyorlar ki bunlardan bulaşıyor. Yalnız hepsini öldürüyorlar, hastalık bitmiyor. Hastalık bitmeyince bu sefer diyorlar ki ya bunun bir sebebi daha olabilir, cadılar. Biliyorsunuz o dönemde falcılık yapan cadılar var İtalya'da. Cadı avına çıkıyorlar, diyorlar ki cadılar öldürürsek biz bu hastalıktan kurtulacağız. Ve cadıların tamamını yakalayıp öldürüyorlar. Bir de cadıların yanlarında filmlerden bilirsiniz kedileri vardı, böyle gözleri parlayan. Bu kediler de şeytan diyorlar, bu kedileri asıl öldürmek lazım. Tutuyorlar bir de o şeytan dedikleri kedileri öldürüyorlar. Kediler öldürdükten sonra ne oluyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Cadılar gitti, kediler gitti, hastalık 10 kat daha fazla artıyor. Öldürdükçe artıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu hastalık da farelerden yayılıyordu. Sevgili arkadaşlar, fareleri kediler yiyordu. Sen de bütün kedileri öldürdün ve hastalığın 10 kat daha fazla yayılmasına neden oldun. Ve size tuhaf bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hani biraz önce Yasin kolonya dedi ya, biz de kolonyayı toplum olarak, millet olarak çok sıkıyoruz. İlk defa kolonya kültürü de bu kara ölüm esnasında oluyor. Bütün doktorlar, bak bütün doktorlar arkadaşlar İtalya'da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir maske takıyorlar, maskelerinde bir gaga var. Evet. Tamam mı? Ve içine arkadaşlar kolonya döküyorlar, işte misk döküyorlar. Güzel kokulu parfüm yerine geçecek şeyler döküyorlar. İnançları şu: kokudan kaçar bu hastalık, kokudan bize gelmez diye düşünüyorlar sevgili arkadaşlar. Tamam? Ve sevgili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu
tarihin gelmiş geçmiş en büyük pandemisidir. Ve ilk karantinada, bugünkü profesyonel karantina var ya, koruma altına aldığımız karantina, bu kara ölüm esnasında İtalya'da uygulanmıştır. Arkadaşlar, karantina ne demek biliyor musunuz? Karantina İtalyanca'da 40 gün demektir. Yani ölen birisini 40 gün ne yapıyorsun sen? Kapalı kapılar ardında tutuyorsun. Biraz da eğlenelim diye bunu da koydum arkadaşlar. Şimdi Yasin Hocam, hocam diyorum, Yasin ileride inşallah sizler de birer öğretmen adayısınız. Öğretmen olacaksınız. Tabii orada takipçiler içerisinde öğretmen arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar, şok olacağınız bir vebadan bahsedeceğim şimdi size. Avrupa'da 1518 yılında dans vebası diye bir veba çıkıyor. Hiç duydunuz mu dans vebasını? Dans vebası. Dans ediyor insanlar. Dans vebası. Anlatayım olayı arkadaşlar. 1518 yılında, yani Osmanlı Devleti'nin başında Yavuz Sultan Selim varken ortaya çıkmış arkadaşlar bir hastalık. Olay şöyle cereyan ediyor. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu diye bir imparatorluk var. O dönem Avrupa'da güçlü. Bugünkü Fransa, İtalya, Almanya hepsi bu toprakların içerisinde yaşıyorlar arkadaşlar. Neyse. Bir sabah bir kadın evinden dışarıya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Frau Trappi diye bir kadın çıkıyor ve dans etmeye başlıyor deli gibi. Kadın dans ediyor, ediyor, ediyor ama hiç nefes almıyor, hiç durmuyor. Su içmiyor, yemek yemiyor. Millet çok oluyor etrafına. Hatta önceleri birkaç kişi diyor ki lan biz de karşılık verelim, gidip onunla beraber dans mans ediyorlar. O kadınla, Freud Trappi dediğim kadınla. Sonra bu hastalık onlara da bulaşıyor bu sefer. Onlar da dans etmeye devam ediyor. Yani onunla dalga geçmeye giden, dans etmeye giden insanlar da dans ediyor arkadaşlar. Sonra devlet yetkilileri, bu arada bu olay Strasbourg şehrinde oluyor. Strasbourg bugün Fransa'ya bağlıdır biliyorsunuz. O gün Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun içindeydi. Şehrin valisi diyor ki yahu diyor hiç olmasa gitsinler bir şey yapsınlar diyor, müzik falan gönderelim diyor, bunların dans ederken müzik çalsınlar diyor. Şehir meydanını boşaltın diyor, insanların dans etmesi için müsaade edin diyor. Yalnız şehir meydanını boşaltıyorlar, müzisyenler bir gönderiyorlar, dans eden kişi sayısı yüzlerce insana dönüşüyor arkadaşlar. Şok. Ve hiçbiri durmuyor, nefes almıyor, su içmiyor. Düşünün. Su içmiyorlar ha. Ve ne oluyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Çoğu ya kalp krizinden ya susuzluktan patır patır düşüyor, ölmeye başlıyor. Bir günde 400 kişi ölüyor arkadaşlar dans vebasında. Bir günde 400 kişi ölüyor. Hemen devlet müdahale ediyor, dansı durduruyor, dışarıya çıkmayı yasaklıyor, karantinayı başlatıyor. Sonra konu bir araştırılıyor ki sevgili arkadaşlar, bu meğersem o dönem Strasbourg'da kadınlar tarlalarda çalışıyorlar. Tarlada büyük ihtimalle onu bir böcek öpmüş, ısırmış. O ısıran böcekten arkadaşlar bu hastalığı kapmış. Bu hastalığı kaptıktan sonra da bu hastalık dans eden diğerlerine bulaşmış. Ve karantina altında zorla kurtarıyorlar şehri. Yani tarihte sevgili arkadaşlar çok enteresan bir şekilde burada da bir şeyin olduğunu unutmamanızı istiyorum. Yani kolera, dans vebası dediğimiz arkadaşlar bir vebanın olduğunu da unutmayınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, Yasin bir şey soracak mısın? Sorusu olan var mı arkadaşlar bu esnada? Bu aşamada hani aslında sorularımın çoğuna cevap verdiniz. Hani ben şey soracaktım. Neden çoğu pandemi hani bugün olduğu gibi hani kara vebada olduğu gibi Çin'den gelmesi? Hani Çin'le alakalı Ben soracaktım. oraya geleceğim şimdi. Yasin, o konu çok önemli bir konu. Mesela bazı hastalıkların ana vatanı, merkezi Amerika'dır. Neyin mesela biliyor musunuz? Mesela frenginin. Mesela AIDS'in. Bak, bunların ana vatanı Amerika'dır.
Amerika birazdan anlatacağım, bunlardan da bahsedeceğim ama Amerika bunları da başkalarının üstüne yıkmaya çalışıyor. Frengi Fransızlarındır demeye çalışıyor. AIDS'i Afrikalılardan geldi demeye çalışıyor ama bunların ikisinin ana vatanı Amerika'dır. Anlatacağım. Yani sadece suçlayacağımız Çin ve Hindistan değil. Çin, Hindistan evet. Adamlar kediyi köpeği yiyorlar. Onların yüzünden başımıza çok iş geliyor. O ayrı mevzu. Hani masumlar anlamında söylemiyorum ama masum olmayan çok toplum var. Bu hastalıkların yayılmasında. Yani bugün düşünsene olayı. Belki de şu anki hastalığı düşün. Tamam biz diyoruz ki bunlar gitmişler yok neydi o yarasa yemişler bilmem ne olmuş başımıza geldi diyoruz. Hiç alakasız bir şey çıkabilir bunun altından. Oraya hiç alakasız bir ülke bile götürmüş olabilir. Bunu 100 yıl sonra tarih yazacak, 200 yıl sonra yazacak. Biz bugün bilmeyeceğiz belki de. Biz Evet. bugün buna inanmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Şimdi size birkaç olaydan daha bahsedeyim arkadaşlar. Ondan sonra bir genel değerlendirme yapalım. Değişik tespitlerim var bu virüslerle ilgili. Size de o tespitlerimden de bahsedeceğim arkadaşlar. Kolera salgını çıkıyor bir de. Kolay. Kolera salgını arkadaşlar dünyada 1817 yılından 1923 yılına kadar dünya üzerinde 1 milyon insanın ölümüne neden olacaktır. Bak 1 milyon insanın 100 yılda 1 milyon insanı öldürecektir. Arkadaşlar kolera salgını dediğimiz salgının ana vatanı Hindistan'dır. Bak ilk defa Hindistan'da çıkacak. Hindistan'dan dünyaya yayılacak. Mesela Hindistan'da masum değil. Ondan da yayılan hastalıklarımız var arkadaşlar. Fakat bu kolerayla ilgili Osmanlı da bu işten etkileniyor. 1817 yılında bu kolera yayıldığında işte Hindistan'dan Orta Asya'ya gidiyor, Orta Asya'dan Rusya'ya gidiyor, Rusya'dan da Osmanlı'ya doğru yavaş yavaş gelmeye başlıyor ve Osmanlı Devleti bu kolera salgını yüzünden 1831 yılında 2. Mahmut diye bir hükümdar var o dönemde. Osmanlı tarihinde ilk defa arkadaşlar bak ilk defa karantina uygulaması başlatıyor. Bakın dünyanın ilk karantina uygulaması 1348 yılında İtalya'da yapıldı. Bizim karantinamız ise 1831'de. Yaklaşık 500 yıl sonra bizde karantina oldu. Niye hocam biz bugüne kadar karantina yapmadık derseniz, biz bugüne kadar o İtalya tarzı ülkeler kadar büyük salgınların etkisinde kalmadık. Kaldıklarımız var. Ama bu o kadar büyük salgınların etkisinde kalmadık. Fakat bu kolera yüzünden dünya büyük bir salgın içine girince biz de gireceğiz diye korkuyoruz. Ve hastalıklı insanların tamamını Osmanlı Devleti nerede karantina altına alıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kız Kulesi. Bak Kız Kulesi artı o zaman Kız Kulesi şeyin boğazın ortasında ya. İnsanlar oraya müdahale edemez, oraya dokunamasın, temas edemezsin diye arkadaşlar burada oluyor. Tamam. Kız Kulesi'nde oluyor. Bir de o dönem Maltepe, Anadolu yakasında Maltepe var ya uzak bir yer, çok da insanın yaşamadığı bir yer. Maltepe Hastanesi'nde insanlar karantina altına alıyorlar 2. Mahmut döneminde. Ama ben size daha acı bir şeyden bahsetmek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Acı şey şu. Osmanlı'da karantina uygulanacak ve bu bütün halk ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya bu günah kardeşim bunu kafirler yapıyor karantinayı. Yani bu bir yeri tecrit edip koruma altına alma olayını. E ne olacak arkadaş? Yapmayın diyor ya. Bir de Osmanlı'da karantina uzmanı hekimi yok. Nereden getiriyorlar karantina uzmanı hekimi? Avrupa'dan getiriyorlar. Ya bunlar gelip bizim ölümümüzü elliyor bilmem ne yapıyor diyorlar. Halk ikiye bölünüyor. Etmeyin, tutmayın karantina günahtır diye arkadaşlar. En sonunda dönemin Şeyhülislam arkadaşlar Atıf Efendi devreye giriyor diyor ki ya ne yapıyorsunuz siz diyor. Ha ama karantina diyor günah değildir. Dince de uygundur diye bir fetva veriyor. Onun fetvasından sonra halk duruluyor. Ondan sonra Osmanlı'da karantina uygulaması yapılıyor. Çok enteresan bir iki vereyim Osmanlı ile ilgili arkadaşlar. Tuhaf bilgi vereyim. Bakın Kırım Savaşı diye bir savaşı duymuşsunuzdur. 1853 yılı ile 1856 yılları arasında oluyor arkadaşlar. Kırım Savaşı dediğimiz savaş. Bu arada sanki donukluk yapıyormuş gibi diye yapıyorum. Pardon. Hocam net Kırım Savaşı. Ha? net Tamam, hocam. soru yok.
Kırım Savaşı'nda toplam 20 bin insan ölüyor, hayatını kaybediyor 3 yılda. Fakat bu savaş esnasında 75 bin insan biraz önce bahsettiğim hastalık yüzünden kırılıyor diyor arkadaşlar. Bak 20 bin insan savaştan dolayı ölüyor, 75 bin insan hastalıktan dolayı ölüyor arkadaşlar. Yine Balkan savaşlarında bu koleranın etkisi var. Ya Kurtuluş Savaşı, ya geçtik onu. Kurtuluş Savaşı dediğimiz savaşın toplamında kaç şehidimiz var biliyor musunuz arkadaşlar? 9700 şehidimiz var. Kurtuluş Savaşı'nın tamamında 9700 şehidimiz var. Ancak 22 bin insanımız da koleradan ölüyor. Bulaşıcı hastalıklardan ölüyor. Sevgili arkadaşlar, tabii bugün o kolera tarzı, işte çiçek aşısı tarzı hastalıklar bugün günümüzde bir esamesi yok. Onu evet. söyleyeyim ama şimdi de yeni hastalıklar çıkıyor. Onun yüzünden bir sürü insan öldüğünü görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi size sona doğru yaklaşıyorum. Bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. İspanyol gribi diye bir grip çıkıyor. Dünyanın son dönemlerdeki en büyük ölüm vakalarının sorumlusudur arkadaşlar. İspanyol gribi 1918 ile 1920 arasında 2 yılda arkadaşlar 50 milyon insan öldürür. İspanyol gribi diye bir grip geliyor. 2 yılda 50 milyon insanın ölmesine neden oluyor sevgili arkadaşlar. Peki niye adı İspanyol gribi? İspanya'da mı ortaya çıktı? İspanyollar yüzünden mi geldi? Hayır. Amerika'da ortaya çıkıyor. Bak bu gripin sebebi de Amerika. Şimdi Trump özellikle Çin'de çıkan bu işte koronavirüsü için koronavirüsü tabirini kullanmıyor. Çin virüsü diyor. Bak dikkat edin. Niye Çin virüsü diyor? Biliyor ki işin içinden yine kendi çıkacak diye korkuyor. Lan biz çıkarsak ne diyeceğiz? Çin virüsü diye diye diyor halkın zihnine, bilinçaltına Çin'den çıktığını iyice bir yer ettirmemiz lazım diyoruz arkadaşlar. Atatürk'te İspanyol gribi olduğunu söyleniyor arkadaşlar. Burada 1918'de Samsun'a çıkmadan, eyvallah sağ olun. Samsun'a çıkmadan kısa bir süre önce Atatürk'ün kendisi de İspanyol gribine yakalanıyor. Bakın İspanyol gribi sevgili arkadaşlar, bak düşünün. Birinci Dünya Savaşı'nın toplamında 9 milyon insan ölüyor. Birinci Dünya Savaşı'nın toplamında 9 milyon insan ölüyor. İspanyol gribinden 50 milyon insan ölüyor. Evet. Düşünün yani. Şimdi sevgili arkadaşlar, İspanyol gribinden nasıl kurtuluyoruz? Bugün var ya bütün dünyadaki doktorlar bir araya geldiler, nasıl bir çözüm buluruz diye. İşte aşı üretmeye çalışıyorlar ya. İşte o dönemde de arkadaşlar dünyanın her yerinde bütün doktorlar bir araya geliyor. Ya ne yapacağız? Biz bu aşıyı nasıl üreteceğiz? Evet. Nasıl üretebiliriz biz bu aşıyı diye. Ve netice itibariyle arkadaşlar en sonunda Alexander Fleming diye bir adam penisilin diye bir aşı buluyor da İspanyol gribinden öyle kurtuluyoruz. Selamlar bu arada. Zahir Hocam da gelmiş. Onlar da Atanamayan Tarihçiler Kulübü'nden geliyorlar. Şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şunu söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar bakın bu önemli bir bilgi. Dediğim gibi penisilin var ya İspanyol gribinin ve birçok gribin çözümü olarak bunu diyor. Şu an Anadolu'da, Avrupa'da kime vuruluyor biliyor musunuz arkadaşlar penisilin? İneklere vuruluyor. Hayvanlara vuruluyor. Ben çocukluğumda köyde yetiştim. Ben ufacık bir hasta olduğumda doktora giderdik 10 tane penisilin iğnesi veriyordu. Bir tane iğne vuruyorlar arkadaşlar sağ ayağını 3 saat hissetmiyorsun. Ya da sol ayağından vuruyor sol ayağını 3 saat hissetmiyorsun. Ama sevgili arkadaşlar ama ne oluyor biliyor musunuz? Bize hep bu vuruldu. Yıllarca biz bundan yaşadık. Şimdi buradan arkadaşlar biraz önce bir arkadaşımız dedi ya hocam bu konularla ilgili. Ben 8 yaşında 8 penisilin yedim demiş. Vallahi Allah yardımcın olsun adamın ayağını yok ediyor yani. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi aşıyı bulurlar hiç merak etmeyin. Şunu söyleyeyim. Evet bu tarz salgınlar çok kötü. Dünyanın tamamını allak bullak ediyor arkadaşlar bu tarz salgınlar. Bizi de maalesef etkiledi. O yüzden içerideyiz dışarıya çıkmıyoruz. Fakat biraz önce bir isim verdim size. Frank Snowlin diye bir isimden bahsettim. Şimdi adam arkadaşlar Amerika'da bir profesör. Adam tıp profesörü. Daha doğrusu uzmanlık alanı Snowlin'in tıp tarihi. Ve özellikle salgınlar arkadaşlar. Salgınlar ve toplum diye bir kitap yazıyor.
tarihteki bütün salgınları tek tek anlatıyor. Ama değişik bir şekilde arkadaşlar, İspanyollar gribini Amerika'ya İspanyollar getirmiyor bu arada, kaçmaz Cebrail yazmış. Arkadaşlar onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Amerikalılar diyor ki bu İspanyol gribini bize Çinliler getirdi diyor. İspanyollar değil. Niye adı İspanyol gribi peki biliyor musunuz? O dönem Birinci Dünya Savaşı olduğu için 1918'de Birinci Dünya Savaşı esnasında katılan devletlerde yayın sansürü var. Kimse gerçek haberi yapamıyor. İspanya savaşa katılmamış. İspanya savaşa katılmadığı için bunu ilk haber yapan ülke olduğundan adı İspanyol gribi oluyor. Yani İspanyol gribi İspanya'dan yayılmıyor. İspanya dünyaya duyurduğu için adı İspanyol gribi oluyor sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Şimdi Snowden çok enteresan tespitlerde bulunuyor biliyor musunuz? Bu tarz tarihteki salgın hastalıkları yüzünden dünya neyi öğreniyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan sonra da öğreneceğiz. Bak bu salgın hastalığından sonra da öğreneceğiz. Birincisi diyor, insanlar için diyor ilham kaynağı oluşturuyor diyor bu salgın hastalıkları. İleride nasıl bir salgın hastalığı olabilir? Buna karşılık bizler nasıl bir iş kurabiliriz? Mesela ben kendi adıma söyleyeyim arkadaşlar. Bu salgın hastalığında bir şeyi anladım. Biliyorsunuz ben öğretmenim. Öğretmenliği yapamıyoruz. Salgın hastalığından dolayı böyle uzaktan eğitimle uğraşıyoruz. Dedim ki ben bundan sonra kuru gıda işine gireceğim. Nohut satacağım, fasulye satacağım dedim. İnsanlar daha ben çok basit düşünüyorum. Benim düşünemediğim binlerce şeyi düşünecektir. Aynı Snowden diyor ki bir su alabilir miyim? Arkadaşımızdan su istiyorum bu arada. Bu arada misafirlikteyim ben ha. Evde değilim. Misafirlikten canlı bağlanıyorum. Teşekkürler hocam. He? İyi ki varsınız. Ya yabancı kimse yok. Buradakilerin hepsi tanıdık ya. Emel gülüyor bak hani. Evet. Gayet keyifli geçiyor hocam. Yani konu her ne kadar keyif kaçıran bir konu keyifli olsa da. Keyifli bir konu değil ama maalesef. Diyor ki bütün salgın hastalıklarından sonra dünyada ne oldu biliyor musunuz? İşsizlik ortaya çıktı arkadaşlar. İş gücü sıkıntısı ortaya çıktı. Bak bu hastalıktan sonra Allah korusun ki gidişat oraya doğru gidiyor ama Allah korusun, Allah korusun. Ciddi bir insan nüfusu kaybı olursa fabrikalarda çalışan işçilerin ya da herhangi bir yerde çalışan işçiler maaşlarına inanılmaz zamlar yapılacak. Yeni dünyalar üretiyorlar sevgili arkadaşlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bütün salgın hastalıklarından sonraya dünyayı sıfırlıyorlar. Yeni bir format veriyorlar dünyaya. Hepsinden sonra. Yani bu programda bunun tamamını uzun uzadıya anlatamayabilirim ben size ama bu hastalık bugünkü koronavirüsünden sonra da göreceksiniz. Dünyaya yeni bir şekil verecekler. Dünya sevgili arkadaşlar yeni bir şeklin içerisine girecek. Değişik bir yönetim sistemine doğru götürüyorlar. Çünkü daha önceki tarihteki salgın hastalıklarından sonra bunu yaptılar. Yine aynı Snowden diyor ki dünyadaki bütün salgın hastalıklarından sonra diyor dinlerle ilgili ya inanılmaz hayranlıklar ya da dinlerden soğumalar ortaya çıkmıştır diyor. Hakikaten bakıyoruz tarihteki bütün salgın hastalıklarına ya lan sizin dediğiniz hiçbir şey çıkmadı deyip özellikle Avrupa'da Hristiyanlıktan soğuyup işte reform hareketlerin başladığını ya bu iş papalıktan kilisenin olmayacakmış dendiğini görüyoruz. Ya da sevgili arkadaşlar tam tersi olduğunu da görüyoruz. Bütün insanların şuna yöneldiğini de görüyoruz bazı salgın hastalıklarından sonra. Ya biz her an bir ayağımız çukurda işte bir salgın hastalığı yüzünden başımıza çok kötü bir şey gelebilir. Biz dine dört elle, Allah'a dört elle sarılmalıyız. Hangi dinden olursa olsun. Sarılmalıyız da öğreniyorlar diyor sevgili arkadaşlar. Aynı Snowden diyor ki, bak çok önemli ve güzel ve muhteşem bir cümle. İçimizdeki ahlaki zorunluluk duygusunu açığa çıkartır diyor. Ne demek biliyor musunuz? İçimizdeki ahlaki zorunluluk duygusu. Mesela şu anki doktorlar ve hemşireler arkadaşlar.
İçeride perişanlar onlar değil mi? Şu anda virüsle mücadele ediyorlar ve kendilerine bulaşma riskine karşı tutuyorlar. Dört elle hastaları iyileştirmeye çalışıyorlar. Daha dün bir arkadaşımın kardeşi buradaki özel hastanelerden bir tanesinde hemşire. Dedi ki abi dedi benim kardeşimi dedi karantinaya almışlar. Yani hastaneye karantinaya almışlar. Dört gündür eve gelmiyor dedi. Bak dört gündür eve gelmiyor dedi. Ve orada yatıp kalkıyorlar dedi. Orada onların yatakhanesi de varmış. Dedim ki dedi kızım çık gel. Önemli değil. Hani devletimiz de şu an dedi ya. Devletimize dedi ki istifa etmeyeceksiniz. İstifa edenleri dedi ben bir daha kamuya almam dedi hemşirelere ve doktorlara. Kızım gel bizim paraya ihtiyacımız yok. Gel dedim diyor. O da bana şunu dedi diyor. Abi ben geleyim o gelsin öbürü gelsin. Hangisi kim bakacak bu hastalara dedi ya. O kadar gurur duydum ki diyor kardeşimle. O kadar duygulandım ki diyor. Tamam kızım dedim diyor. Kal dedim diyor. Helale hoş olsun dedim diyor. İyi ki de senin gibi bir kardeşim var dedim diyor. O yüzden bakın diyor ki Snowden içimizdeki ahlaki zorunluluk duygusunu çıkartır ortaya diyor. Bu tarz hastalıklar. Bu da çok önemli bir şeydir. Ve Snowden diyor ki bu tarz hastalıklar sevgili arkadaşlar bu da çok önemli bir şeydir. Her ırka geliyor vuruyor diyor. Yok ben Türk'üm, yok ben Alman'ım, yok ben Amerikalıyım, bana dokunmaz. Bizde bilmem ne kanı var. Her evet. Dine geliyor diyor. Ben Müslümanım, ben Hristiyanım, ben Yahudiyim. Yok arkadaşlar her dine, her ırka, her mezhebe geliyor. İşte herkesi vurduğu için bu tarz hastalıklar insanlara bir şeyi öğretiyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Neyi biliyor musunuz o da? Ayrımcılık yapmamayı öğretiyor. Ya içinde neyimiz var da neyini paylaşamıyoruz dünyanın? Yok sen Sunnisin, sen Şiisin, sen Alevisin, sen Ortodoksun, sen Katoliksin, Türksün, Kürtsün, Arapsın. Neyini paylaşamıyoruz biz bu dünyanın? Bunu bize sorgulatıyor arkadaşlar bu tarz hastalıklar. Bunu Profesör Doktor Snowden söylüyor. Şimdi hocam son 7 dakikamız bu arada. Yayın kendiliğinden kapanıyor biliyorsunuz bir saati doldurduğunda. Son 7 dakikamız falan kaldı. Tamam 7 dakika içerisinde birkaç cümle söyleyip bitireceğim ben de. Biz son bu koronavirüsünde bir şeyi gördük arkadaşlar. Bir kere dünya küçük bir köymüş. Bunu öğrendik. Evet. Sen yok bilmem ne kıtası, yok 17 saatte Amerika'ya uçuyorum, yok 36 saatte Hakkari'ye otobüsle gidiyorum. Bitti arkadaşlar. Dünya küçücük bir köymüş ve ufacık bir hastalık Çin'in bilmem ne şehrinin bilmem ne köyünden çıkıp Amerika'nın bilmem ne eyaletinin bilmem ne köyünü vuracak kadar yayılabiliyormuş ya da İngiltere'nin bir köyünü vuracak kadar. Bir bakanlığı vuracak kadar yayılıyormuş. Yine bu virüs bize bir şey daha öğretti sevgili arkadaşlar. Biz yani yeryüzündeki insanoğlu olaraktan zengin fakir ayrımı yapmadan vururum dedi. Evet. Bak. Bakanlar öldü arkadaşlar. Zengin insanlar öldü. Zaten insanların bakın bak insanların hepsinin bu kadar panik yapma sebebi de bu. Daha önceki virüsler sadece fakirleri vuruyordu. Bu herkesi vuruyor arkadaşlar. Herkesi vurduğu için tüm dünya daha da paniğin içerisinde. Bir de son olarak bir şey daha öğretti bize bu virüs. İnsanoğlu o kadar aciz bir yaratık ki. Yok uzaya çıktım. Yok bilmem atom bombasını buldum. Yok bilmem işte füze buldum. Ne bulursam bul. Bir tanecik, bir tane diyor ya mağrurlanma padişahın bir sivilce yeter diyor seni yok etmeye. Bir tanecik virüs İnsanoğlunun ne kadar aciz olduğunu gösterdi arkadaşlar. Aciz olduğumuzu gösterdi. Hepimiz boynumuzu büktük, evlerde kaldık. Evet, programı burada bitireceğiz herhalde değil mi? Yasin bir şey söyleyecek misin? Hocam gerçekten hani hepimiz istifade ettik bilgilerinizden. Hani ben yayında olan hani yüzlerce kişi katıldı yayına daha fazlası. Gerçekten çok teşekkür ederiz size bunları verdiğiniz için. Ve hani dediğiniz gibi insanlık aslında burada
kendi kişisel ve toplumsal kaygılarını bir kenara bırakıp, toplumsal ve kişisel çıkarlarını bir kenara bırakıp, hepimizin bir dünya vatandaşı olduğunu ve kitlesel olarak hani bir yumruk olmamız gerektiğini öğretti gerçekten bize. Ve hani özellikle bu genç nesil, yani en son dediğiniz gibi İspanyol gribini gördü bu dünya en büyük anlamda. Hani ondan sonra bu genç nesil özellikle bunu görmesi, gelecek kuşaklara aktarması açısından gerçekten önemli. Hani şu an sizin gibi değerli hocalarımız, sizin gibi değerli hani akademisyenlerimiz ve sağlıkçılarımız sayesinde öğreniyoruz biz bunu. Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok verimli geçti. Hani katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten minnettarız sizlere. Yayını kaydetmeyi unutmayın. Tamamdır hocam. Ben kaydedeceğim. Tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.